LGS'ye son 71 gün gerçekten çok güzel haberler var. Sınavdaki konuların yarısı çıktı. Sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Bununla alakalı size çok güzel kaynak önerimiz olacak. Ama hemen başlayalım. Günün sözüne baktığımızda... ...Conrad Hilton diyor ki... ...başarı hareket halinde olmakla bağlantılıdır. Başarılı insanlar hareket halinde olmaya devam ediyorlar. Hatalar yapıyorlar ama vazgeçmiyorlar. Tam da bizden bahsetmiş. Yani bizler de burada adam taymış. Buraya noktalı virgül gelmez. Bizler denemelerde, sınavlarda, işte ne bileyim... ...okul yazılarımızda hatalar yapabiliyoruz. Ama hatalarımızın çözümünü öğrendikten sonra güzel güzel netlerimizi artıracağız ve şimdi inşallah en güzel listelerin bizi beklediğini çok daha iyi biliyoruz. Gün yorumuna baktığımızda Işıkcan 294 beni almış. Hemen başlayalım. Aynen baskı yapıyor. Sen yapamazsın. Senden bir şey olmaz. Kazanamazsın. Yürü ders çalış gibi kafaya takmamaya çalışıyorum. Ama ister istemez motivasyonum düşüyor ne yapabilirim? Bunu yapan aileler maalesef var. Bunu biliyoruz. Bazı aileler çocuklarını çok sevdikleri halde onlara bazen çalışmıyorsun sen kendin için mi çalışıyorsun veya burada senin söylediğin gibi Işıkcan'ın söylediği gibi işte senden bir şey olmaz gibi yorumlar söylüyorlar. Bunlar doğru değil. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle bunu her zaman söylediğimiz yöntemi söylüyoruz. Ailenizi karşınıza alın ve deyin ki anne baba şu anda dünyada çok ilginç olaylar yaşanıyor. Ben evde oturup ders çalışıyorum. Lütfen bana ama bir kez söylememiz lazım. Bana lütfen bu tarz cümleler söylemeyin. Ben böyle şeyler söylediğinizde moralim bozuluyor, motivasyonum düşüyor ve daha az ders çalışıyorum. Deyin ve bitirin. Başka da bir şey söylemeyip çıkın. Tabii bunu da çok sessiz bir anda onları karşınıza alıp söylemeniz lazım. Böyle televizyon açıkken, kardeşiniz orada gürültü yaparken söylemeyin. Sessiz bir anda, çok dikkatli bir şekilde bir kere söyleyin ve bitirin. Okuldan eve geldiğinde yorgun oluyorum ve hedeflediğim soru sayısına ulaşamıyorum. Bu sebeple motivasyonum düşüyor. Bu eski bir yorum yani. Sen eski yorum yapmışsın çünkü okul yok şu anda. Okullar tatil. Dolayısıyla bu soru artık geçersiz. Niye? Artık yorgun olamayız. Okul tatil oldu. Bu sefer yeni yorum gelmiş. Okul tatil oldu odaklanamıyorum. Bu problemi nasıl çözebilirim? Okulun tatil olması bizim için bir avantaj. Hatta LGS konularının yarısı çıktı. Sadece birinci dönemden sorumluyuz. Bu da bir avantaj. Dolayısıyla bu artık bir problem değil. Biz bu avantajdan faydalanıp daha çok soru çözmeliyiz. Son iki buçuk ayda sözleri iyi olan, feni de yapabilen ve matematik 8 10 netlerde olan birisi çalışırsa matematik netini gerçekten kaç net artırabilir? Artık konuların yarısı çıktığı için matematik netini 20'de 20'ye bile çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü konuların yarısı gitti. Dolayısıyla çok büyük bir avantaj var, çok büyük bir fırsat var. Bu sınav diğer sınavlara göre daha mı zor olacak? Hayır. Bu sınav diğer sınavlara göre daha zor olmayacak. Tabii ki konular azaldığı için daha seçici sorular gelebilir ama şu kesin ki bizler artık şunu biliyoruz, bu kadar virüsle alakalı problemler yaşanmış, okullar tatil olmuş, insanların morali bozukken bir de alın size çok kazık bir sınav diyemezler. Zor olacaktır, tabii ki çok basit olmayacaktır ama geçen senekiyle benzer zorlukta olacaktır. Okulların tatili uzayacak mı? Uzarsa ne yapacağız? Okulların tatili uzayabilir, uzarsa bizler bunu fırsat bilip daha fazla test çözmeli, daha fazla kitap okumanı, daha fazla e, sorularla mücadele etmeliyiz ki hedefimizi artıralım. Yani sosyal bilimler listesi istiyorsak fen lisesine. Fen lisesi istiyorsak daha iyi fen lisesine. İşte e, okul... ilk yüzde beşlik dilime girmek istiyorsak yüzde ikilik dilime artırmalıyız ki bunu bir fırsata çevirelim. Kaç soru çözmeliyiz? Şu anda tatil döneminde olduğumuz için en az 200 soru çözmeliyiz. Bu soruların da en az 100 tanesi yani yarısı yenisi soru olmalı. Yorgun olduğumuz zamanlarda soru çözmeliyiz. Hayır bu dönemlerde kitap okumalıyız. Kitap oku diyorum buraya. Kitap çünkü kitap okuyan kazanacak dedim milletin bakanı. Giresun Efendi sizin tanıtır mıyız? Tabii ki tanıtalım. Günün kitabına baktığımızda balzaktan Goriot Baba'yı görüyoruz. Yaprak dökümünün benzeri bir hikaye. Yaprak dökümü de zaten buradan esinlenmiş. Goriot Baba aynı Ali Rıza Baba gibi çocuklarının yaşadığı sıkıntılara göğüs germeye çalışıyor. Günün kaynağına baktığımızda LGS ilk tekrar kitabını görüyoruz. Çünkü bu kitap 8 sınıf birinci dönem konularını tekrar edip... Alttan konu eksiği olmamasını sağlıyor. Ama artık sadece 8. sınıf birinci dönem konuları çıktığı için sadece 8. sınıf birinci dönem konularıyla alakalı olan bu kitabı mutlaka alın ve çözün. Şimdiden birinci dönem tekrar yapın. Yeni kaynaklarımızla sizleri destekleyeceğiz. LGS ilk tekrar kitabı birinci dönem konuları tekrar ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla sınav konuları tam da bu konu bu kitapla bağlantılı. Günün okuluna baktığımızda Giresun Fen Lisesi 3.53 dilimi. Gerçekten dilimi çok yüksek. Tıp fakülteleri ve mühendis fakülteleri de gördüğünüz gibi zirveye oynamaya devam ediyor. Günün sorusu noktalama işaretleri ile alakalı. Bu sözüne yay ayrıca şey gösteren yerlere ne gelmeli soruyoruz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı atın. Hafta sonuna giriyoruz ve daha hızlı daha iyi çalışıyoruz.